Sayın Doktor Fuat Sanat, bugün burada İslam Kültür Merkezleri Birliği'nin düzenlemiş olduğu Açık Kapı Günü'ne katıldınız. Neler söyleyeceksiniz? Evet, kermes mevsimi açıldı. Hava maalesef bugün arzu edilen şekilde değil, güzel değil. Biraz önce de açılışta değindiğim gibi hava soğuk ama gönüller sıcak. Sağ olsunlar, sıcak insanlarla, sıcak kalpli insanlarla bir aradayız. Bu benim ikinci kermesim bugün. İki tane daha var. Oralara da gideceğiz. Çok güzel bir gelenek. Bu geleneğimizi, kültürümüzü buradaki insanlara gösteriyoruz. Onları davet ediyoruz. Komşuluklar, dostluklar, arkadaşlıklar kurmaya çalışıyoruz. Bizim Türkiye'den getirmiş olduğumuz bir kültür, bir yemek kültürü veyahut da bu dostluk, kardeşlik, arkadaşlık kültürü burada yavaş yavaş Avusturyalılar içerisinde, genelde de Avrupa'da bu geçerli, güzel karşılanıyor. Eskiden iyi bakmıyorlardı ama şimdi onlar da katılıyorlar. Gelip yemeklerimizden, tatlılarımızdan yiyorlar ve memnuniyetle ayrılıyorlar. Bu vesilelerle tabii hem camilerimiz kazanıyor, hem o camilerimize yardım eden insanlarımız kazanıyor, hem o camilerimizden alışveriş yapan insanlar kazanıyor. Çünkü buradan kazanılan, elde edilen gelirler yine halkımıza hizmet olarak dönüyor. Yani bu etkinliklerin çok güzel yanları, çok güzel yönleri var. En azından bir araya gelerek insanlar, akrabalar, arkadaşlar hasbihal ediyorlar, konuşuyorlar, sohbet ediyorlar. Bir de tabii iki kültür arasında bir kaynaşma oluyor. Bu bakımdan çok memnunum. Siz de bunları böyle yayınlıyorsunuz, herkese gösteriyorsunuz, örnek oluyorsunuz. Sizlere teşekkür ediyorum. Açık Kapı Günü'nü bugün açmış oldunuz. Neler söyleyeceksiniz efendim? Her yıl olduğu gibi İslam Kültür Merkezleri Birliği kermesini bugün ilk günü. Bu gününde bizimle beraber olan arkadaşlara, olmak isteyip de gelemeyen arkadaşlarımıza da teşekkür etmek istiyorum. Böyle bir günde bizi destekliyorlar. Bunlar sembolik günlerdir. Açık Kapı Günü 2 gün, 3 gün senede olduğu için bizim kapımız yılın her günü bütün herkese açıktır. Burada önemli olan yaptığımız hizmetin şeffaflığını ön plana çıkarmak. İnsanlarda bilhassa Avusturya vatandaşlarındaki olan ön yargıyı kaldırmak. Biz 12 senedir yaklaşık yapıyoruz buradaki kermesimizi. 15. Viyana Belediyesi ile beraber çalışıyoruz bu konuyla alakalı da. Bu zaman sarfı müddetince çok güzel bir beraberlik elde edebildik. Hem buradaki çevredeki yaşayan insanlar, komşularımız çok güzel bakıyorlar bu böyle bir projeye. Burada yaşayıp da böyle bir kurumun burada olduğunu, böyle bir caminin, yanın en güzel camilerinden birinin burada bulunduğunu gördüklerinde, insanların açık olarak, yani bir Müslüman olarak insanlarla ilgilenmeni, işte kafasındaki soru işaretlerinin giderilmesinde çok büyük katkıları olduğunu gördüm.